Arkadaşlar merhaba. Ramazan özel çalışmalarıyla devam ediyoruz. Daha önce davulcu çizimi yapmıştık. Bugün bir Ramazan pidesi çizeceğiz. Yine basit formlarla bazı nesneleri kullanarak çizim yapıyoruz. Daha önceki çalışmalarımda da bunu görmüştünüz. Bir pasta tabağı ve bir çay tabağı şeklinde iç içe iki yuvarlak çizmek için kullanıyorum. Tabii ki el yordamıyla da yapılabilir. Daha anlaşılır, görünür ve biraz daha işi basitleştirerek göstermek adına böyle bir çizim yapıyorum. Siz el yordamıyla da çizebilirsiniz. Evet, fes değil mi? Olmazsa olmazı. Ramazan'ın sembolik öğelerinden. Evet, püskülünü de yaptık. Evet, bu kenar kalınlığıydı. İki iç içe yuvarlak. Şimdi bölümlerini yapıyoruz. Evet, yatay bölmeleri de yapalım. Bir üstten, bir merkezden ve bir alttan yatay çizgilerle, hafif oval çizgiler özellikle dikkat ederseniz. Çünkü o bölmelerin içerisine yerleşecek parçalar var. Gözler, ağız gibi. Evet, elleri çiziyoruz. Basit bir şekilde. Animasyon karakterlerde genelde parmak sayısı gerçekten biraz daha farklıdır. Sayıları az. 3 parmak, 4 parmak şeklinde görülebilir zaten. Bu da bir karakter, bir pide figür. Evet, bacakları dikey çizgi, bir oval ve yukarıdan tekrar yanına bir dikey çizgiyle bacağı tamamlamış olduk. Çizim gayet basit ve pratik. Evet, gözleri büyükçe yerleştiriyorum nereye? Bölümlerden üst, ortanın hemen biraz üzerindeki bölümlere irice gözleri yerleştirdim ve kaşları ekledim. Göz bebekleri yine büyük bir şekilde. Burnu çizelim, sağa ya da sola fark etmez. Gülen bir ağız. Ramazan'ı mutlulukla karşılayan bir pide, değil mi? Pidenin kıymet gördüğü en önemli zaman, değil mi? İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi pide kardeş. Evet, susamlar en zevkli kısım herhalde. Nokta 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 nokta. Biraz kalemi yatay tutarsak, açılı tutarsak biraz daha susam şeklini andıran noktanın biraz daha virgüle daha çok benzeyen hareketler ortaya çıkar. Bu da susam görüntüsüne daha çok benzer. Her yere istediğiniz yoğunlukta yapabilirsiniz bunu. Sizin pideniz. Kenarlara da taşırabilirsiniz tabii. Evet, bir zemin oluşturalım. Özellikle bu noktada söylemek istediğim şey şu olur. Biraz daha serbest düşünebilirsiniz. Yani ben bir silüet, bir şehir silüeti yapayım dedim. Farklı şeyler eklenebilir. Belki sadece gökyüzü bile konabilir zeminden sonra, oval zeminden sonra. Ya da tamamen sadece bir cami silüeti mesela şimdi yerleştiriyoruz ama bizimki kenarda küçük bir cami olarak kaldı. Tek başına da olabilir. Arkaya hatta işte mahyalar falan yapılabilir. Ya da sadece yazı olabilir. Hoş geldin Ramazan şeklinde. Bunlar biraz daha sizin tercihinize kalmış. Bunu da yapabilirsiniz ama
boyamayacağımı söyleyebilirim fon kısmını. Boyayacak olsaydık şöyle yapardık. Zeminden silüete kadar olan kısmı, silüet de dahil, siyah boyayıp üstteki boş kısmı, gökyüzü ve zemini renklendirip bitirebilirdik. Ama dediğim gibi biraz daha serbest olabileceğiniz bir alan olduğu için bu, özellikle sadece boyamada pideye yoğunlaştım. İlk olarak astar rengimi atıyorum. Sarıyla bir astar atıyorum. Kuru boyayla boyuyoruz bu arada. Farklı boyalar kullanılabilir tabii ki. Ama ben bunu tercih ettim bu çalışmada. Özellikle kalemi yatay tuttuğuma dikkat ederseniz ve ilk tonlar olarak astar attığımı düşünürseniz, zemini daha pratik, büyük alanları daha pratik, rahat boyamak için kalemi yatay tutarak kalemin kenar yüzeyini, yüzey genişliğini, bu avantajı kullanarak önce bir astar atıyorum. Detay boyamalarda kalemin ucunu kullanmak, daha canlı renkler elde etmek için kalemin ucunu kullanmak, baskıyı arttırmak gerekir. Fakat bu genel boyamalarda kaleminizin yan yüzeyini kullanırsanız hem geniş alanları boyama imkanınız olur hem de daha rahat bir boyama gerçekleştirmiş olursunuz. Evet, turuncuyla kenar kalınlığa bir astar attık. Evet, şapkaya. Bu aşama özellikle astar ilk kat diyelim. Boyayacağımız renklerin astarını atmış oluyoruz yatay boyamayla. Kırmızı bir fes yapacağım. Kollarda kahverengi kullanıyorum. Renk tercihi de size kalmış tamamen. Ama pidede şeye sadık kalmaya çalışmaya dikkat edin. Pidedeki renkleri. Burada gerçekçilik ya da tamamen realistik bir çalışma yapmadığımız için bir de karakterize edilmiş bir pide, animasyon, bir karakter. Burada gerçekçiliği sorgulamamak lazım. Farklı türde çalışmalarda, bu amaçla yapılan çalışmalarda buralara girebiliriz, değinebiliriz. Fakat burada öyle bir durum yok. Evet, astarı gerçekleştirdikten sonra biraz daha özellikle bombe kısımlara, yani o şişkin oluşan kareye benzer şekillerde üst bölümlerde daha çok kızaracağı için pide ve dip kısımlarda da kızarmalar daha çok olacağı için oralara koyu kahveyle hafif bir ton atıyorum. Sonrasında canlandıracağız tabii ki renkleri. Ama ikinci kata geçmiş olduk. Evet, kenarlarda bazı kısımlara, özellikle bazı kısımlara, her yere değil, daha fazla kızarmışlık görüntüsü vermek için kahverengiyi kullanıyorum. Daha baskılı boyamaya birazdan geçeceğiz. Evet, sarıyla tekrar boyadığım kahverengi turuncu ve sarı zeminin daha canlı, dikkat ederseniz bu sefer daha dik tutuyorum kalemi ve hepsini birbirine karıştırmak adına, ki renkleri daha iyi karıştırıyoruz böyle, şeyi canlandırmaya başladık. Daha baskılı kullanıyorum artık kalemi. Astardaki gibi soluk bir renk değil. Çünkü kuvveti arttırdığınızda, bu kara kalemde de böyledir, kuvvetle orantılıdır ortaya çıkan renk tonu. Evet, kenarlarda da renkleri daha iyi dağıldığını göreceksiniz. Bu kullandığım kalemler kuru sulu boya kalemlerim. Normal kuru boya kalemleriyle bu kadar tabii çok kaliteli olursa, evet, yani belki iyi bir marka kuru boya kalemle renkleri dağıtmak, birbirine karıştırmayı sağlamak daha kolay olabilir, ama sıradan orta kalite markalarda bu renk tonunu elde edemeyeceğimizi, bu karışımı elde edemeyeceğimizi bildiğim için
kuru sulu boya kalemleriyle bunu yapıyorum. Kuru sulu boya kalemleriyle daha yumuşak uçlu kalemler olduğu için renk karışımı da daha kolay gerçekleşiyor. Tercih edebilirsiniz. Evet, daha canlı bir. İlk astar olarak kahverengi attıktan sonra bu boyama da daha kolay gerçekleşiyor arkadaşlar. Direkt böyle girmedim. Çünkü alanı doldurmakla çok daha fazla uğraşırdım o zaman. Her zaman bir astara ihtiyaç vardır. Evet, figürümüz zaten şu an canlandı. Ortaya çıktı iyice. Dediğim gibi çevresiyle ilgili tamamen serbest fikirler olabilir. Bir Ramazan manisi konuşma balonu eklenebilir. Sadece yazı olabilir, hoş geldin Ramazan şeklinde. Çünkü bir karşılama, bir karşılama pozu var pidemizde. Mutlu bir karşılama. Bunu güçlendirmek adına böyle bir şey yapılabilir. Hoş geldin Ramazan yazılabilir. Evet, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hem basit hem de Ramazan konusuna hitap eden uygun bir çalışma oldu. Eminim sizler de güzel eserler ortaya çıkaracaksınız, çalışmalar ortaya çıkaracaksınız. Zemine bir ton atabiliriz. Ve dediğim gibi arka fonda böyle bir boyayacaklar için silüet kısmına kadar siyah, üst kısım gökyüzü, alt kısımda böyle bir ton kullanılabilir. Gri de olabilir zemin için. Hafif bir koyu kahve ton atıyorum. Biraz siyah. Evet arkadaşlar, bir sonraki çalışma için görüşürüz. Kendinize iyi bakın.